Herkese merhaba, kanalımıza hoş geldiniz. Kamerayı ayarlamaya çalışıyorum. Evet, merhaba, nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Ben iyiyim, gördüğünüz gibi. Evet, böyle oturdum. Bu ne anlama geliyor? Bir market alışverişiyle karşınızdayım. Market alışverişinden önce Trendyol, şu artık triko ceketleri bilmeyeniniz yoktur. Bayıla bayıla kullandığımız ceketler salaş modeldir ve her zaman için bir beden, hatta ne large, x large, medium ne giyiyorsanız small almanızı tavsiye ederim. Mesela bu benim small. Bundan bir tane daha aldık. Şöyle. Çünkü neden? Hemen anlatıyorum ve market alışverişine geçeceğim. Ben bunları bayıla bayıla kullanıyorum, bu hırkaları. O kadar güzeller ki size anlatamam. Çok rahat, giy çık. Yani çok da sıcak tutuyorlar. Çok da güzeller. Ben yıkarken makinenin bir yerine takılmış şu arka tarafı ve siyah ve yırtılmış. Ben de bunu fark etmedim. Yine giy çık yaparken annem gördü ve dedi ki, kızım arkası yırtılmış. Aa dedim, triko nasıl yırtılsın? Bir de baktım, yırtılmış bildiğiniz. Öyle olunca Trendyol'dan sipariş verecektim. O girdi, bu girdi derken araya bir baktım, bugün gelmiş. Annem Sergül'e söylemiş. Sergül de bana sürpriz yapmış. Çok teşekkür ediyorum. Bir tane daha pembe renk. Somon rengi mi artık? Bu ne rengi? Pembe, somon rengi hırkam oldu. Bu arada bu hırkanın bende siyahı var, kahverengisi var, bu rengi var. Gri ve beyazını da almaya karar verdim. Kaçırmayacağım. Çünkü çok rahat. Bu da iki tane oldu. Diğerini evde giyiyorum artık. Bunu da evde, dışarıda, her yerde giyebilirim. Çünkü diğerinin arkası bayağı kötü. Kirli ve siyah, böyle kirli ve yırtık. Hani böyle çok kötü duruyor. O yüzden giyilecek gibi değil. Hani bir yere giderken ya orada bir delik var. Ama evde giyiyorum. Bunu da dışarıda giyerim, içeride giyerim, bahçede giyerim. Çok rahat. Gerçekten çok çok rahat ve inanılmaz güzel. Kaçıncı yıkadım, tüylenme yapmadı, bolarma yapmadı. Yani ben çok rahat kullanıyorum, bilemiyorum. Evet, gelelim Migros alışverişimize. Migros sanal market. Ah, sanal market de yani pandeminin artılarından bir tanesidir sanal market bence. Yoktu çünkü pandemiyle birlikte oldu. Aslında keşke olmasaydı da, bu pandemi, korona olmasaydı. Ama işte her yerde bin hayır vardır dedikleri bu olsa gerek. Migros'tan şöyle bir kase aldım. 9.95 fiyatı. Kaseleri çok seviyorum. Yemek yaparken inanılmaz pratik oluyorlar, sos yapmak için ya da enderlik kişi yemek yerken salata yapmak için. Geçenlerde 7.45'ti zannediyorum bu, almıştım hatırlarsanız. İzliyorsanız videolarımı izliyorsanız hatırlarsınız videolarımı. Bir tanesini kırdım. Kırıldı yani. Dedim set bozulmasın, bir tane daha aldım. Bunlar sırçalar. Bunlar züccaciyeler. Evet, gelelim diğer alışverişimize. Şimdi Ender bana dedi ki, hayatım. Ender bana dedi ki, hayatım, çocukların ödül mamalarında, yani pet, kedi, köpek, kuş ödül mamalarında, işte aksesuarlarında %40 indirim var. Biz de böyle indirim olduğu zaman alıyoruz stoklu bir şekilde. Çünkü çok ucuz şeyler değil bu ödül mamaları, normal mamaları olsun. Normal mamaları ne marketten almıyoruz. Market mamaları çöp mamadır. Ama ödül mamalarını alıyoruz. Çünkü hani böyle tadımlık, doyumluk değil, tadımlık verdiğimiz için bir zararını görmedik. Hani düzenli kan idrar testleri olsun, işte tüm batın ultrasonları olsun, tetkikleri olsun, muayeneleri olsun, bir yan etkisini görmedik hiçbir taraflarında. Görmeyelim de. Bunlar böyle onları teşvik amaçlı, mutlu etmek amaçlı, ödüllendirmek amaçlı az az tadımlık verdiğimiz ürünler. Stokla alıyoruz, dediğim gibi ucuz değiller. Böyle %40, %50, %30, %25, artık indirimin her şeyi makbul olduğu zaman alıyoruz. Evet, madem onlar için, çocuklar için bu alışverişi yaptık. Yaparken de yani araya da biraz kendim için, biraz denilen kendine bir şeyler attı. Böyle bir
karışık bir alışveriş olmuş oldu. Ne aldık, ne aldık, ne aldık. Şimdi ben bunları hep karıştırıyorum. Arkadaşım, bunun hangisi? Biri. Bu 11 lira olanı. Şimdi ne aldık? 2 adet burgu çubuk, doğal burgu çubuk aldık. Şunlardan. Çok severek yiyorlar. Biraz da bu uzun süre dayanıyor. Bunların kemik şeklinde olanları da var. Pres kemik. Onlar daha uzun. Onların böyle ağız, hani diş tartarlarının dökmesine yardımcı oluyor. Bu bir tık daha kısa sürüyor. Ama bundan daha çok keyif alıyorlar. 2 paket doğal burgu çubuk aldık çocuklar için. Tanesi 15.90, ikisi 31 lira 80 kuruş. Bir paket fiyatına 2 adet aldık. Yaklaşık yani bir paket fiyatına 2 adet almış olduk. Gerçekten çok karlı oldu. Hem çocuklar için hem bizim için. 10 adet mançı kıtır çubuk stick aldık. Şöyle 10 paket yani 10 adet yanlış oldu. 10 paket. Geçen gün almıştım. Yine videolarımı izliyorsanız göreceksiniz. Bir paketi 12,5 liraydı. Hani ben onların böyle onları mutlu etmek, onlara sürpriz olsun diye bir paket almıştım. Şöyle toplamda 10 paket uzun bir süre onları idare edecek şekilde burgu çubuklardan aldık. Kıtır çubuklardan aldık. Mançı stick. Her zaman bulunmuyor bu mançı stickler. Bulmuşken bir de indirimdeyken almak istedik. 7,5 lira. Şöyle paketi 75 lira. 10 paket mançı stick. Mançı çubukları. Şu onların çok sevdiği kurabiyelerden aldık. Ben bunu normalde yarım kiloluklar, yarım kilogramlık kutuda alıyordum. Ender dedi ki öyle alma. 200-200 gram pakette al. Bayatlıyor çünkü hani şimdi mançı stickleri de var. Diğer şu burgu stick, burgu çubukları var. İşte şimdi az sonra göreceğiniz dentastikleri de var. Hani bu sefer açtık mı bayatlıyor dedi. Bu yüzden böyle aldım. Bu bir tık daha pahalı. Hemen hemen aynı fiyat ama 500 gram fiyatına 400 gram alıyorsunuz. 100 gram eksik olmuş oluyor. Olsun artık ne yapalım. Bayat yemelerinden iyidir. 2 paket onlara bisküvi aldık. Kemik şeklinde bisküvi. Ödül bisküvisi 7.47'ye düştü paketi. İkisi 14 lira 94 kuruş. Gerçekten yani çok aşırı derecede karlı yani bunlar. Dentastik aldık dişleri için. Yine çiğneme ödülü. Bu da çok güzel. 10-25 kilogram arası için dentastik 11 lira 67 kuruş. 7 adet var içinde. Bir de böyle arada tadımlık. Bu da 10-25 kilo arası ama daha küçük boy. 77 gram toplamı. 5.67 tanesi. İkisi 11 lira 34 kuruş. Ve bence Fox'un en sevdiği, en keyifle yediği ilk sarç boyu. Fox buna bayılıyor, bayılıyor, bayılıyor. Bunun da fiyatı 13 lira 77 kuruş. Bunun fiyatı 11 lira 67 kuruş. Çantamda, hemen hemen her çantamda, arabada bunlardan taşıyoruz. Yetişkin kediler diye yazıyor. Dospati, etli kedi, köpek maması. Kediler için olanı bitmiş. Gözüme çarptı çanta değiştirirken. Dedim alıp hemen yerine koymalıyım. Bu da 1 lira kaç kuruştu? 35 kuruş. Bazen yazıyorsunuz yemiyorlar diye. Hani ben bu zamana kadar kime döktüysem, hangi cana, nerede rast geldiysem yediler. Hani hiç yemeğini görmedim daha. Belki benim karşılaştığım canlar seviyorlardır tadını veya gerçekten çok açlardır. Bilemiyorum. Ama hiç böyle dönüp gittiklerini görmedim. Hatta baktım bitiyor. Yakın marketten alıp tekrar alıp döktüğümü de biliyorum. Evet, çocuklar için bunları aldık. Şöyle pilimiz bitmiş. Ender hem şöyle. Buna ne pil deniyor hayatım? Bu kalem pil. Bu ne pil? İnce. İnce pil. Evet, Ender ince pil aldı. Almış. Şimdi ben açıyorum bilgisayarımdan veya telefonumdan, o kendi telefonundan. Çok göremiyorum aldıklarımızı. Beraber oturup koymuyoruz sepeti. Herkes vakti olduğu zaman dolduruyor sepeti. O yüzden Onlu Ultra dediği bu mu oluyor acaba? İkisi de Onlu mu bunların? Bilemedim arkadaşım ya. Duracell Onlu Ultra 36.90.
Ha, ikisi de aynıymış zaten. Bu da 36.90 onlu. Bu da 36.90 kalem pil onlu. Güzel. Bu Duracell'ler çok iyi oluyor. Normal bir pil aldığınızda iki tık tık yapınca gidiyor yani. Bunlar gerçekten Duracell'ler uzun dayanıyor. Ender kendine sakız almış. Oneo'nun nane aromalı sakızını almış. 10 lira fiyatı. Oy, bir sakız 10 lira mı? 75 para. Yarın %50 indirimliydi ya. 10 liraya düştü yani. Yok, 5 liraya düştü. Yo. Ben öyle gördüm. 10 liradan 5 liraya düştü. Yanlışım var ayağım. 20 liradan 10 liraya düştü herhalde. O da olabilir. Yani 20'den 10'a düşmüştür. Gerçi evet, o sakız 5 lira olmaz bayağı. Yani 10 lira. Evet doğru, pakette 5'li mi 10'lu mu oluyor? Bu sakızlarda 4.75, 5 lira falan. Evet, Ender koşuya gitti. Küçücük bir ara vermek zorunda kaldım. Çünkü bir kargom var. O etek iade edecektim. Onunla alakalı biraz sohbet ettik. Hasbihalle bulunduk. Evet, şimdi yine videomu izlediyseniz bilirsiniz. Yüzümü yıkadığım köpüklerden bahsetmiştim. Nivea'nın bu köpüklerine bayılıyorum. Duşa da koyuyorum. Hani her duşa girdiğimde yüzümü yıkıyorum. Her akşam, yani rutinimdir bunlar benim. Yüz yıkama köpüğü, saf su lotus çiçeği, yatıştırıcı yüz köpüğü, saf su badem yağı diye geçiyor. Bunları zaten her indirimde olduğunda ben alıyorum şunları. Ve şimdi bir dakika şöyle göstereyim. Bugün ikisi 9 lira 98 kuruşa düşmüş. Yani hem deodorant hem köpük, ikisi aşırı uygun fiyatı. Öyle olunca da ya, bu deodorantları gerçi ben bunları biliyorum. Çok severek kullanıyorum bu köpükleri gerçekten. Ama bunları ilk defa görüyorum. Şunlar. İlk defa kullanacağım. Güzeldir bence. Neymiş bu? Bana özel koruma 6, orta, bakımı orta, 48 saat ekli, 48 saat etkili, alüminyum içermez. Bu taze limon, yeşil fresh lime yazıyor. Şu, ben de bir bilemedim, limon sever miyim şimdi. Bu da meyve suyu herhalde. Bakayım. Burada bir kilit şeyi var, açalım. Ay bu çok güzel. Ay bayıldım buna. Buna bakayım. Ay bunu hiç beğenmedim. Bu bayağı bildiğiniz, yani limon seviyorsanız olur. Ama bu çok güzelmiş gerçekten. Bu da fena değil. Limon kokularını seviyorsanız. Yani bunlar meyve meyve böyle. Hele şu var ya. Ay. Çok güzel. Böyle ikili seti 9.98'e gelmiş oldu. Aldım. Ve yine set Neutrogena'nın geçenlerde parfümlü kremini, el kremini almıştım 10 liraya. Bugün de bu diğer almadığım kuru ve çatlamış eller damlası yeter. Tamam, konsantre formül, yani parfümsüz olanını. Herhalde bu da parfümsüz olanı diye tahmin ediyorum. Yanında da bu dudak nemlendiricisiymiş. 20. Koruması 20. Bunun ikisini 11.95'e aldım ve bunu 10 liraya almıştım. Bu 1.95'e geldi. Ama bakayım bu nasıl acaba? Okay. Şöyle söyleyebilirim. İnşallah alerji uçuk falan yapmaz. Nivea'nınki kadar kaygan yapısı yok ama sanki daha mı çok nemlendirdi bu şimdi beni? Şunu da denemek istiyorum ben ya. Diğer kreminden çok memnunum. Bu ben kokulara alışkın olduğum için pek kokusu benlik değil ama gerçekten yağlı bir his bırakıyor. Vazelin sürmüşsünüz gibi. Şimdi bunun için de vazelin oluyormuş. Bu 300 kere uygulama için konsantre formülmüş. Damla damla, hani bildiğimiz böyle softri böyle bol bol haş değil. Ufacık bir damlası böyle. Gerçekten ama gliserini çok güzel. İçeriğine bakacağım. Evet, zaten
gliserin. Böyle ham, saf, böyle yağ sürmüşüz gibi ellerimize. Güzel. 11.95'e aldım. Bunların ikisini set halinde indirimden. Ve L'Oréal Paris'in kusursuz makyaj temizleme suyunu, makyajı temizler, cildi arındırır, rahatlatır. Saflaştırılmış su ve gliserin. Normalden kuruya hassas ciltler için. Çok güzel. Bitmek üzereydi. Benim Garnier'in vardı. Garnier miydi acaba? L'Oréal miydi yine? Ay unuttum. Suyum bitmek üzere. Sabah akşam pamuk durdu. Tamam. Tamam. Okuyorum ya. Tamam. Bunun da fiyatı 13 lira. 400 mililitresini 13 liraya aldım indirimden. Şimdi gelelim esas indirime. Yani benim havalara uçtuğum bir şey. Normalde 34 lira 50 kuruş olan seti şöyle göstereyim. Cif mutfak, cif banyo. Zaten cife bayılıyorum. Şunu sürekli kullanıyorum. Tüm yüzeyler olanları, tüm yüzeyler için olanları. Zaten Domestos bilmeyeniniz yoktur. Şunu çok seviyorum. Ultra yağ çözücü, şu cifin mutfak için olanını, banyo için de çok güzel. Normalde bu burada yazdığı 34 lira 50 kuruş. Ben bunu 17 liraya aldım setini. Bu setlerin her birini 17 lira 25 kuruşa aldım. Ne var? İşte ultra yağ çözücü, Domestos, cif, tüm yüzeyler ve gelelim şu cif, banyo, Domestos ve tüm yüzeyler. Bununla bunun farkı neymiş? Çamaşır suyu katkılı. Ya biri çamaşır suyu. Bu yeşil olan çamaşır suyu katkılıymış. Yerlerde sulandırarak da. Zaten ben yeşil olanını kullanıyordum. Bunlar gerçekten çok uyguna geldi. Benim için çok mükemmel bir alışveriş oldu. Ve normal Migros'un çamaşır suyunu aldım. Bahar kokulu. Bahar esintisi, pardon. Migros çamaşır suyu 9 lira 25 kuruş 4 litresi. Bunu ben 5 litre suya 1 çay bardağı sulandırarak evi siliyorum. Bu pandemiden sonra özellikle girişleri, çıkışları, her yeri artık yüzey temizleyiciyi çok nadir kullanıyorum. Ama hep çamaşır suyuyla siliyorum. Mikroplar ölsün diye. Varsa ölsün diye. Ve Ender kendine sırma soda almış. 4 şişe. Şimdi 2 şişesi de yerde. Şöyle. Evet. 4 şişe sırma soda almış. Bunun tanesini hep unutuyorum ben ya. 3 lira 15 kuruş. Toplamı 12 lira 60 kuruş. Bir de süzme yoğurt aldık dolapta. Onu da geçen gün de aldım bu cheesecake yapmak için. 12.90 fiyatı. 900 gram. Alışverişimiz bu kadardı. Şuna gerçekten yalnız o. Bakayım şimdi biraz zaman geçti. Bu güzel. Aa, bu da kalınca çok güzel oluyor. Yani biraz uçtuktan sonra. Ay parfüm gibi kokuyorlar. Çok güzel, çok güzel, çok güzel. Evet, çocuklar için çıktık yola. Kozmetiklerde verdik mola. Görünce böyle alıyorum. Gerçekten karlı oluyor benim için. İleriye dönük. Hele şu köpükler 9-10 lira desen. 10 liraya bir de yanında deodorantı 5'er liraya gelmiş oluyor. Şimdi 5 liraya ne var yani? Böyle zamanlarda alıyorum. İlerisi için iyi oluyor. Elimin altında oluyor ve seve seve kullanıyorum. Tamam. Buraya kadar izlediyseniz teşekkürler. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Mutlu kalın. Hoşça kalın. Ben gidiyorum akşam yemeği hazırlıklarına. Bay bay. Aa, bu arada beni uzun zamandan sonra gözlükle gördünüz. Gözlükle kameranın karşısındaydım. Lenslerimi çıkardım. Biraz gözlerim dinlensin. Tekrar takacağım. Bugün değişim günüydü lenslerimin. Aylık planlı değişim kullanıyorum. Şeffaf lens. Renkli lenslerim de var. Günlük. Onları çok nadir kullanıyorum. Şimdi bugün değiştirme günüm olduğu için dedim biraz gözlükle durayım. Yarın lenslerle devam ederim. Evet, görüşmek üzere.